Bandırma Belediye Başkanı Avukat Tolga Tosun basın toplantısı düzenleyerek son günlerde gündemi meşgul eden belediye çalışanı Orçe'nin uyuşturucu ile yakalanması ile ilgili açıklamada bulundu. Aday adaylığını açıkladığı gün konunun bazı basın yayın organları tarafından saptırılarak haberleştirildiğini belirten Bandırma Belediye Başkanı Avukat Tolga Tosun, belediye şoförlerinden Orçe'nin izinde olduğu zaman uyuşturucu ile yakalandığını ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığını söyledi. Başkan Tosun olaydan haberdar olduğu andan itibaren belediye çalışanı hakkında disiplin soruşturması açarak personelin geçtiğimiz günlerde işine son verildiğini söyledi. Rahatsız etmeye başladı. Yani hem beni rahatsız etmeye başladı, hem ailemi rahatsız etmeye başladı, hem toplumu bandırmayı gerçekten ciddi şekilde Balıkesir'de son dönemde gündeme geldi. Ciddi şekilde rahatsız etmeye başladı. Tabii yaklaşık 4,5 senedir bitirdik işte. Toplamda 56 aydır belediye başkanlığı yapıyoruz Bandırma'da. Olabildiğince şeffaf, adil, hoşgörülü, vatandaşların içinde olup dertlerini dinleyen, dertlerine derman olacak şekilde ekibimizle beraber hizmet ettik. Şimdiye kadar da işte bu tarz konularla gündeme gelmedik. Yani tabii ki toplumda bir şehri yönetmek kolay değil. Yaklaşık 200 bin nüfuslu bir şehre hizmet etmeye çalışıyorsun. Birbirinden farklı karakterler, birbirinden farklı insanlar var. Tabii herkes aynı noktada, aynı düşüncede, aynı tarzda, inanışta değil. Ortaya çok farklı noktalarda çıkabilir ama yaklaşık 56 aydır hiç böyle problemlerle gün yüzüne gelmedik ama yaşanan son dönemdeki olaylar gerçekten beni de derinden üzdü. Özellikle seçim döneminin yaklaşması, seçim döneminin gelmesiyle beraber antipropagandaların yapılması normal olabiliyor tabii ki. Ama tabii bu artık böyle biraz olayı manipülatif bir şekilde, kişiselleşmiş bir şekilde kendi insani haklarımıza, kendi şahsımıza, hatta yanımızdaki insanların sanki başka bir şekilde başka kişiymiş gibi resmedilip konması falan artık bunlar böyle kabul edilebilir noktada değil. Ben bir hukukçuyum, ben bir adalet adamıyım. Yıllardır da inandığım doğrularda, inandığım değerlerde birçok müvekkilimi de savundum. Birçok bandırmalı hemşehrilerin de hakkını bu 56 aylık zamanda savunduk, yanında olduk, destekledik. Ama tabii bu olaylar artık böyle dediğim gibi şahsi olaylar noktasına geldi. Çünkü bizim dışımızda gelişen süreçler var. Hem kamuoyunu bu konuyla ilgili bilgilendirelim, hem de kamuoyunu rahatlatalım, takdirine bırakalım istedik. Tabii 1.000 kişilik bir kurumu idare ediyoruz biz. Yani 1.000 tane farklı insan düşün yani. Eğitimlisinden eğitimsizine kadar 1.000 tane farklı insanı biz bu bandırmada çalıştırıp vatandaşlara hizmet etmek için uğraşıyoruz. Cezada şahsilik diye bir ilke vardır. Yani herkes kendi yaptığıyla sorumludur. Tabii işin konunun özüne gelirsek EYT çıktığı andan beri yaklaşık başkan yardımcılarımızla beraber EYT çıktığı andan beri bizim şoförlerimiz arkadaşlar yok. Biz belediyeye geldiğimizde tasarruf tedbirleri ve yapmış olduğumuz çalışmayla bir araç havuzu oluşturduk. Bu araç havuzuna da birçok şoför aldık. Bu araç havuzunun temel amacı daire müdürlerinin, daire birimlerinin, müdürlerin veyahut da ihtiyaç sahibi oradaki çalışanların aşağıdaki araç havuzunu arayıp kendine araç istemesi ve o araçla gidip işlerini halledip tekrardan geri dönmesiyle ilgili ciddi şekilde tasarrufunda olduğu bir araç havuzu oluştu ve bu araç havuzuna da şu anda orada hizmet eden onlarca şoför arkadaşımız var. Tabii Bandırma Belediyesi'nde şu anda şoförlük yapan onlarca, yüzlerce arkadaşımız var, o kadar söyleyeyim. Bizim EYT çıktıktan sonraki dönemde bizim kendi belediye başkanlığındaki makam şoförlüğü yapan arkadaşlar EYT'den ayrıldılar. Tabii biz de yeni şoför almak yerine sürekli oradaki arkadaşları takviye ederek kendi araçlarımızı, makam araçlarımızı onlara kullandırdık. Şu anda benim makam şoförlüğümü yeri geliyor Bandırmaspor'un otobüs şoförü yapıyor. Yeri geliyor aşağıdaki araç havuzundan bir arkadaşımız geliyor, aracımızı kullanıyor. Belediye başkan yardımcılarımızın aynı şekilde hangi arkadaşımız müsaitse aşağıdan geliyorlar ve araçlarıyla onlar götürüp onlar getiriyorlar. Böyle bir sisteme evrildik. Yani daha önceden sabit şoförlerimiz varken
EYT ile beraber aşağıdaki araç havuzundan şoförler alınmaya başladı. Tabii son dönemde gündeme gelen arkadaş da bu arkadaşlardan bir tanesi. Bizim belediyemizin çalışanı olup, belediyemizin araç havuzunda çalışanı olup, ondan sonra şoförlüğü, yeri geldiği zaman şoförlüğümüzü de yaptı. Başkan yardımcılarının, başkanın veyahut da aşağıdaki bir daire müdürünün de şoförlüğünü yaptığı bir arkadaşımız, bir kardeşimiz. Beni daha çok yaptı. Kendi, seni daha çok yapmış olabilir. Yani seni de yapmıştır, beni de yapmıştır. Yani hani orada ben kimseyi de şey yapmak da istemiyorum. Ozan Bey'in de şoförlüğünü yaptı. Aydın Bey'in de şoförlüğünü. Yeri geldi bizim de şoförlüğümüzü yapan bir arkadaş. Kendi iznindeyken, bakın kendi iznindeyken, mesai saatlerinin dışında bir işe karışıyor. Tabii bu işe karışmasıyla ilgili olarak da bizim bilgimiz geçen haftaki benim nasıl, bakın nasıl denk geliyorsa, bakın nasıl denk geliyorsa aday adaylığı başvurumun yapıldığı, yani herkesin böyle kucaklaştığı, birlik beraberlik içerisinde hareket ettiği mutlu bir günümüzde nasıl oluyorsa bir basın organı tarafından o haberleştiriliyor. O gün o anda haberleştiriliyor. Tabii bizim bu olaydan haberimizin olduğu andan itibaren ben ilgili başkan vekilimiz Mesut Bey'i arayıp dedim ki hemen bizim hukuk işleri müdürünü arıyorsun. Hukuk işleri müdürüyle görüşüyorsun. İlgili savcılıkla ilgili veyahut da hazırlanmış bir iddianame, hazırlanmış bir dosya varsa o öğreniyorsunuz. Ona göre de disipline sevk ediyorsun. Disipline sevk ettikten sonraki noktada da işlemi yapıyorsunuz dedim. Yani biz geçen hafta salı günü öğrendiğimizin çarşamba günü arkadaşın çıkışını gerçekleştirip bütün belediyeyle ilgili ilişkilerini kestik. Buradaki temel nokta arkadaşın ilişkilerinin kesilmesi değil, buradaki temel nokta şu anda bir karalama kampanyasının yürütülüyor olması. Senin iyi gününde, en güzel gününde adamın izinde olduğu hiçbir şekilde makam aracının veyahut da hiçbir şekilde belediyeyle ilgili bir şeyinin kullanılmadığı bir dönemde başına gelmiş bir olay, bir yakalama olayı, ondan sonra işin içinde uyuşturucunun olması ve bu uyuşturucunun bağlantısının bana doğru kurulması. Yani bu uyuşturucunun bağlantısının bana doğru kurulması. Ben Bandırma'nın çocuğuyum. Bugün bir hukukçuyum, bir adalet adamıyım. Bugün bir belediye başkanlığı, şehre eminlik yapıyorum. Bana %58,5 oyla beraber gerçekten tarihin oyunu alarak ben bu seçimi kazanmış bir adam olarak. Yani böyle bu tarz olaylara girmeyeceğim. Sabıkalarımıza baktığınız zaman, dosyalarımıza baktığınız zaman bu tarz bir ailenin de evladı değilim, bu tarz yapıda bir adam olmadığımı da kamuoyundaki hemen hemen herkes gayet iyi şekilde bilir. Ama bu karalama kampanyasında olan bazı basın grupları var. Bazı basınla ilgili arkadaşlarımız var. Araştırması gerekenleri araştırmazken bu arada sırada şoförlüğümüzü yapmış arkadaşı bizle özdeşleştirip, bizle berabermiş sürekli 7-24 yanımızdaymış gibi özdeşleştirip, bize sanki biz getiriyormuşuz, biz kullanıyormuşuz, bir aracıymışız vesaireymişiz gibi bizi bu şekilde lanse etmesi ve kamuoyuna gerçekten ciddi şekilde bunun da zarar verdiği neticesinde bu noktada. Ama araştırılması gerekenler araştırılmıyor arkadaşlar. Hangi araçla gittiği var burada? Bakın, hangi aracın kullanıldığı, kimin, kendi adli ifadelerinde, kendi bizim disiplin soruşturmamızdaki ifadelerinde hepsi var. Nasıl bu işin Bandırma Belediye Başkanı Tosun'un şoförü noktasında işi lanse edenler, hangi partinin yönetim kurulunun akrabasının arabasıyla gidilip de alındığını, gelindiğiyle ilgili hiçbir araştırma yapmıyor. Evet. Onları sunun bize başkanım. Abi şimdi onları sunun bize. İfadeleri de sunun bize. Onları sunun bize. İşte bu şeyine artık onu da... Siz araştıracaksınız. Basın sizsiniz. Kimle yakalanmış? Nerede yakalanmış? Neyse kimin şimdi ben devam edeyim. Yani şimdi onları söylemiyorlar ama bir tarafı şey yapmak için, bir tarafın önünü tıkayabilmek için bir taraftan da bizim üzerimize böyle kara leke çalmaya çalışıyorlar. Basın önemli bir kurum. Basına gerçekten değer veriyoruz ama basının şeffaf olması gerekiyor. Basının adaletli olması gerekiyor. Basın bütün her şeyi araştıracak, ondan sonra haberini yapacak. Ondan sonra biz gereğini yapmazsak ondan sonra yapacak. Ben size söylüyorum şu an.
Bandırma Belediyesi'nde. Dört arkadaşımız daha aynı işlerle ilgili disiplinle beraber sevk edildi. İşe gelmediler. İşe gelmediler. Neden gelmediklerini soruşturduk. Bir arkadaşımız yine aynı şekilde uyuşturucu satıcılığından dolayı, tutuklandığından dolayı iş haktını feshetti. Bakın, ya 1000 kişilik kurum, 1000'i de bir değil. Bir arkadaşımız işe gelmiyor, eşini ve aynı zamanda baldızını fuhuşa tevk ettiğinden dolayı, bakın, yani fuhuşa teşvik ettiğinden dolayı tutuklanmış, tutuklandığından dolayı işe gelmiyorlar. Biz daha sonra bunun araştırmasını yaptığımız zaman bir yüz kızartıcı suç olduğundan dolayı işten çıkarttık. Yani burada suçun şahsiliği ilkesi var. Bir arkadaşımız hırsızlıktan, bakın bir arkadaşımız hırsızlık yapmış. Yakalanmış, yakalandıktan sonra tutuklanmış, bize savcılıktan bilgisi geldikten sonraki süreçte çıkış işlemini yaptık. Yani biz burada hiçbir şekilde bu kamu görevi yapıyoruz burada. Hepimiz Bandırma'ya hizmet için uğraşıyoruz. Olabildiğince de şeffaf, adaletli hizmet etmeye çalışıyoruz. Hiç kimsenin hakkını kimseye yedirtmeden ailemizin bize öğrettiği örf, adet, adalet kuralları çerçevesinde bu memlekete hizmetimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama şunu da söyleyeyim. Yani bu tarz karalamalara, bu tarz iftiralara, bu tarz suçlamalara da boyun eğmem. Hukuk adamıyım. Şu anda belediye hukukçusu da dahil olmak üzere kendi avukatlık bürom, kendi meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber, ciddi bir hukuk kadrosuyla beraber bu işin paylaşımlarını yapan, bunun altında yorumlarını yapan, bu konularla ilgili suçsuz yere atılan iftiralarla ilgili herkesle ilgili çalışmaları başlattık. Herkesle ilgili çalışmaları başlattık. Ve bir de öyle bir manipülasyon yapıyorlar ki, benim 7/24 yanımda olan bir kardeşim. Bakın kardeşim diyorum. Kardeşim diyorum çünkü adını Tosun yapabilsem Tosun olsun isterdim. Soyadı Turan. Metehan Turan. Benim kardeşim ve 7/24 yanımda olan, ailemden bile daha önce yanımda olan hepiniz tanıyorsunuz. Benim şirket müdürüm. Bugün bir gazete yine şöyle bir paylaşım yapıyor ve bunun benim yanımda olduğunu bütün cümle alemi. Mete benim 15 senedir yanımda. 20 senedir yanımda. Çocukluğumdan beri beraberiz. Burada. Bakın. Bu çocuk benim belediye başkanı olduğunda yanımda değil. Başkanım. Bu çocuk 2008'den daha böyle çocukluk yaşlarından beri, 2007'den beri benim yanımda olan, benim aynı zamanda şirket müdürlüğüm yapan. Bu bir manipülasyondur. Bakın bu bir manipülasyondur. O şeyle ilgili, uyuşturucu ile ilgili yakalan arkadaşın adının üstüne kendisinin resmini, bakın kendisinin resmini buzlayarak yapmışlar ve bunun benim yanımda olduğunu bugün siz belki yeni öğrendiniz ama bilenler benim yanımda 15 senedir, 16 senedir benim yanımda olduğunu herkes bilir. Benim kendi şirketlerimin de genel müdürüydü. Bugün belediyeye geldik, belediye şirketimizde gelen. Bu bir karalamadır. Bu yapılan çok yanlış bir şeydir. Bugün o da 36'lara 37 yaşlarında bir ailesi, çocuğu olan bir kişidir. Kamuoyunda bu konuyla ilgili dünden beri ve daha geçen haftadan beri ciddi şekilde algı vardır. O yüzden dolayı sapla samanın ayrılmasını ve bu işe kimler girmiş, kimlerin vasıtasıyla gidilmiş, ondan sonra bu işin içine kimler varmış, ondan sonra yönetim kurulu birileri olduğu için mi saklanmış, nasıl olmuş, o konunun ciddi şekilde araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Hangi partinin yönetim kurulu üyesi olduğunu söylemiyorum. Ama bunu araştırın arkadaşlar. Siz basınsınız. Siz özgür basınsınız. Sizler bu konuyla ilgili gerekli çalışmayı yapacaksınız. Oldu. Ailem rahatsız oldu. Bu konuyla ilgili de böyle bir kamuoyunu da rahatlatalım istedik. Suçun şahsiliği ilkesi vardır. Hiçbir şekilde bizim, şahsımın, belediyenin, kamunun bu konuyla uzaktan yakından ilişkisi de yoktur. Biz hukuk mücadelemizi, bu konularla ilgili hemen bugün savcılığa suç duyurusunda da bulunduk. Suç duyurularını da gerçekleştirdik. Takipçisi olacağız. Bu konunun olabildiğince her konuda, tabii sürekli bu konularla ilgili
basınla ilgili bazı olumsuz noktalarda suç duyurusunda vesaire bulunduğunuzda özgürlük, basın özgürlüğüyle ilgili de şey çıkıyor ama en azından gelsinler kardeşim, herkes savcılıkta ifadesini versin. Bu konunun ne olduğuyla ilgili, nasıl olduğuyla ilgili bilsinler. Elimizde arkadaşın ifadesi de var, kullanılan araç da var, ondan sonra bilgileri de var, yani kendi verdiği ifadeler de var. O yüzden dolayı buradan sizden de bu konuyla ilgili gerçekleri, doğruları kamuoyuna anlatın.